Yani başka asaslı ötüş formülası yardımı da teğnemeleri içini görüp çıkarmız. Bir de biz kuyudaki formüllerden faydalanmamız. Logaritm asaslı göre b, teğn. Logaritm s asaslı göre b, bölü. Logaritm s asaslı göre a. S, yenge asas. Yani başka asaslı ötüyebiliriz. A asasdan başka s asaslı ötüyebiliriz. Elbette bir de a, b ve s sallar müsbat. Ve asasla katlaşken sallar a ve s'lar. Bir geteyin yemez. Eğer biz s'ni B'ye teyinde bağladığım olsak, o da bana bir suratta bir fasıl bulandı, kuyudaki formülünü fasıl bulandınız. Bundan ham bu formüladan, bir vasıta kelip çıkartıken, kuyudaki formüladan ham faydalanmamız. Eğer bana bir yerde A asas kuyuda diyen olsak, burada diyeyim, bana bunu teyinemeni fasıl bulandınız. Yani, asan yine tekşiriş mümkün. A asas kuyuda, bu ifadanı fasıl bulandınız. Bak, gelinler birinci misalından başlayalım. İtibar verelim. Bir de logaritm x asası göre 5. Onun tamamında logaritm 5 asası göre x. Demek 5'den x'nin oranı anlaşı yaptı. Demek biz bana bu formuladan faydalansak o sarıra buralı. Bir de a ile b'nin oranını anlaştırsak bana bu fasıl buraya. Demek bu ifadanın biz bana bu logaritmle bir taksım logaritm 5 asaslı göre x'de bir açımız mümkün. X'den 5'in oranlarını başlarsak, mahrası da fasıl bulanır. Böyle bir formüle göre. Bu halde belirgen teyleme, kuyudaki görünüşe gelirdi. 2 taksım logaritm 5 asaslı göre x minus 3 teyim minus logaritm 5 asaslı göre x. Hani iki de cayda logaritm 5 asas göre x katlaşı yaptı. Kereyle logaritm 5 asas göre x'ini tabirle belgeleyelim. Bu halde teyinleme koyduğu göre şekillerdi. 2 taksım t minus 3 ve minus t. Ama t nolge teyin bulalım mıydı? T teyin emas nolge. Kelidir teğnemenin her iki tamamını tekrar kapatırdık. Bu halde yarı 2 fasıl buladı. Minus 3 t. Minus t kvadrat. T kvadratını çap tamamına ötkizip biz t kvadrat minus 3 t plus 2 teğne ol. Teğnemenin fasıl kulağımız. Onun ildizleri bitti yıldızı 1, ikinci yıldızı 2. Yani iki yıldızını fasla bulduk. Yani elbette nur göteyi yiyemez. Demek bu lafı olamaz. Bunlar manabı teyneman yıldızları iken. Yani x'in topuşu için biz manabı teyneyle faydalanalımız. Ve birinci teynemamız. Logaritm 5 asas göre x teyn. T'nin oranına 1'ni varıp koysak. Teyn 1'ni fasla kulağımız. Bir de x teyn 5 derecesi 1. 5 geteyim. İkinci teynememiz. Yani t'nin oranına 2'ni varıp koyamız. Bu halde logaritm 5 asas göre x teyim 2 x teyim 5'nin kvadratı 25. Şuraya kadar belirgen teynemenin ildizleri 5 ve 25. Ama varıp tekşerip görüşümüz mümkün. 5 ve 25'ler bu teyneme kanatlandıralım. Bak, navattaki teynememiz, ikinci teyneme. İkinci teyneme. Bir de 3, 9, 27 kedi yaptı. Bak, 9 3'nin kvadratı, 27 3'nin kubu. Yani biz mana bu formuladan faydalanışımız mümkün. Yani verilgen formuladan ham faydalanışımız mümkün. Mesela logaritm 9 asas göre x'ini. Kelidir 3 asas göre ötüp görelik. 3 asas göre ötsek logaritm 3 asas göre x bunu logaritm
üç asosga ko'ra 9. Suratini o'zini yozamiz. Va makhrajni 2 ga teng. Chunki 3 ning kvadrati 9 ga teng. Deb biz ikkinchi logarifmni logarifm 3 asosga ko'ra x orqali ifodaladik. Endi 3-chi logarifmni ko'ramiz. Uni ham logarifm 3 asosga ko'ra x orqali ifodalaymiz. Logarifm 27 asosga ko'ra x teng. Logarifm. Bu yerda ham 3 asosga o'tamiz. Teng. Suratini o'zini yozamiz. Makhraji 3 ning nechinchi darajasi 27 ga teng? Albatta 3-chi darajasi. Demak, agar berilgan tenglamada logarifm 3 asosga ko'ra x ni t bilan belgilasak, bu holda mana bu ikkinchi ifoda logarifm 9 asosga ko'ra x bu t taqsim 2 ga teng bo'lar ekan. Logarifm 27 asosga ko'ra x t taqsim 3 ga teng bo'lar ekan. Natijada biz bu yerdan t'ga nisbatan bir tenglamani hosil qilishimiz mumkin. Va bu yerda biz logarifm 9 asosga ko'ra x ni quyidagicha yozishimiz ham mumkin edi. Logarifm 9 asosga ko'ra x teng logarifm 3 ning kvadrati asosga ko'ra x teng 3 ning darajasi oldinga 1 taqsim bo'lib tushadi. Logarifm 3 asosga ko'ra x. Mana bu yo'l bilan ham biz logarifm 9 asosga ko'ra x ni t orqali ifodalashimiz mumkin edi. 1 taqsim 2 t deb yozishimiz mumkin. Xo'p, shunday qilib berilgan tenglamadan quyidagi tenglamaga o'tamiz. T qo'shuv 2 ko'paytiruv t taqsim 2 minus t taqsim 3 teng 5 ga. Makhrajlardan qutulamiz. Xo'p, ikkilar qisqarib ketadi. Tenglamani har ikkala tomonini 3 ga ko'paytirib olamiz. Xo'p, mana bu yerda 2 t 3 ga ko'paytirsak 6 t bo'ladi. Minus t 3 ga 5 15 5 t teng 15 t teng 3 ga. T'ni topdik. Endi x ni topish uchun t'ni o'rniga 3 ni olib qo'yamiz. Qolda logarifm 3 asosga ko'ra x teng 3 ga x teng 3 ning kubi 27 ga. Shunday qilib berilgan tenglamaning ildizi x teng 27 bo'ldi. Navbatdagi tenglama, 3-chi tenglamaga o'tamiz. Xo'p. Bu yerda logarifm x asosga ko'ra 2 ni biz 2 bilan x ning o'rnini almashtirsak, bu 1 taqsim logarifm 2 asosga ko'ra x ga teng bo'ladi. Keyinda qolgan logarifmlarni ham logarifm 2 asosga ko'ra x orqali ifodalashga harakat qilaylik. Logarifm mana bu ikkinchi logarifmda teng. Bu teng bo'ladi. O'rnini almashtirsak 1 taqsim logarifm 2 asosga ko'ra 2x bo'ladi. Bu ham teng 1 taqsim ko'paytmani logarifmi. Logarifm 2 asosga ko'ra 2 qo'shuv logarifm 2 asosga ko'ra x. Logarifm 2 asosga ko'ra 2 1 ga teng. 1 qo'shuv logarifm 2 asosga ko'ra x bo'ladi. Xo'p, endi o'ng tomonni ham logarifm 2 asosga ko'ra 2 asosga ko'ra x orqali ifodalaylik. 1 taqsim
logaritm 2 asosga ko'ra 4x teng. 1 taqsim logaritm 2 asosga ko'ra 4 qo'shuv logaritm 2 asosga ko'ra x. Logaritm 2 asosga ko'ra 4 2 ga teng. 1 taqsim 2 qo'shuv logaritm 2 asosga ko'ra x. Shunday qilib har bir ifodani logaritm 2 asosga ko'ra x orqali ifodaladik. Endi logaritm 2 asosga ko'ra x ni t bilan belgilasak, kelinglar logaritm 2 asosga ko'ra x teng t bo'lsin. Bu qolda birinchi logaritm 1 taqsim t ga teng bo'ladi. Demak, bu 1 taqsim t ga teng bo'ladi. İkinci logaritm bunga teng 1 qo'shuv 1 qo'shuv t ga teng bo'ladi. Oxirgi logaritmimiz teng 1 taqsim 2 plus t ga teng bo'ladi. Bu qolda tenglamamiz 1 taqsim t, ikkinchisi 1 taqsim 1 plus t, o'ng tomon 1 taqsim 2 plus t ga teng bo'ladi. Demak, biz bu tenglamadan mana bu tenglamaga o'tdik. Albatta, bu yerda dastlab aniqlanish sohasini topishimiz kerak edi. Tenglamani aniqlanish sohasini yozib qo'yamiz. X 0 dan katta, x asos 1 ga teng emas. Bu yerda ham 2x 0 dan katta, x 0 dan katta bo'lsa 2x ham 0 dan katta bo'ladi, 4x ham 0 dan katta bo'ladi. 2x teng emas 1 ga. Va 4x teng emas 1 ga. Hop, endi bu tenglamani yechamiz. 1 taqsim t qo'shuv t kvadrat teng 1 taqsim 2 qo'shuv t. Bu yerdan bu suratga ko'paytiramiz. Bu mahrajni ikkinchi kasrni suratga ko'paytiramiz. Natijada 2 qo'shuv t teng t qo'shuv t kvadrat tenglamani hosil qilamiz. T'lar bir-birini yo'qotadi. Natijada t kvadrat teng 2 tenglamani hosil qilamiz. Undan esa t1 teng minus x ostida 2 va t2 teng x ostida 2. Masalan, ildizlarni hosil qilamiz tenglamani ildizlarini. Endi x ni topish uchun mana bu tenglamaga olib qo'yamiz. Bu birinchi tenglama logaritm 2 asosga ko'ra x teng minus ildiz ostida 2. Bu yerda x teng 2 darajasi mana bu son ekanini topamiz. Ikkinchi tenglama, yana t ni o'rniga ildiz ostida 2 ni borib qo'yamiz. Bu holda logaritm 2 asosga ko'ra x teng ildiz ostida 2 ekanini hosil qilamiz. Yoki x teng 2 darajasi mana bu son. 2 darajasi ildiz ostida 2. Va bu topilgan sonlar mana bu teng sinlarning hammasini qanoatlantiradi. Shu sababli ular berilgan tenglamaning ildizi bo'ladi. Shunday qilib tenglamaning ildizi ildizlari 2 darajasi minus ildiz ostida 2 va 2 darajasi ildiz ostida 2.